24 ekranlarından merhabalar. 24 dakikaya hoş geldiniz sayın seyirciler. İlahiyat lisans programında yapılan değişiklikle birçok farklılıklar ortaya çıktı. Kelam ve kelam dersleri sınırlandırıldı ve farklı derslerle birleştirildi sayın seyirciler. Ancak biz bugün İslam düşüncesi ve felsefeye odaklanacağız. Çünkü felsefe dersleri kaldırıldı ve toplumda tartışılıyor. Sayın hocam Ali Rıza Demircan stüdyomda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sayın hocam, felsefe kimlerine göre zihnin hapishanesi, kimlerine göre ise anahtarı. Felsefenin etkileri ve fonksiyonuna odaklanın dilerseniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Konu, ana mesele, problem, felsefe derslerinin artması veya bugün amaçlandığı üzere Kur'an, hadis, tefsir, fıkıh gibi derslerin daha yaygın, daha artırılır şekilde uygulanması değil. Bana göre değil. Yani siz bugüne kadar olduğu gibi felsefe derslerini, kelamı daha bir artırsanız veya bugün ulaşılmak istendiği üzere Kur'an, tefsir, hadis ve fıkıh derslerini çoğaltsanız problemi çözemezsiniz. Problem nedir? Problem şudur. Önce bir temel tespit yapalım. Doğrudan veya dolaylı olarak insanı konu alan bütün ilim dallarından yararlanılması koşuluyla Kur'an ve sünnet bütünlüğü içinde bir İslami anlayışı eğitimimize ikame etmek. Problem bu. Hı hı. Şimdi sevgili kardeşim, bizim 80'i aşan ilahiyat fakültelerimizle yüzleri, binleri aşan akademisyenimizle ve de 75 bin, 80 bine ulaşan müftü, vaiz ve imam hatip kadrolarımızla arzulanan sonuçları alamıyoruz. Hocam, toplumda ne kadar yönlendirici ilahiyatçılar? Bu da önemli bir sorun alanı. Çünkü cemaatlerin daha çok etkin olduğunu görüyoruz. Müsaadenizle oraya geleceğim. Lütfen. Şimdi vazife nedir? Yani sözünü ettiğimiz Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarının ve İlahiyat Fakültesi merkezli ilim adamlarımızın yapması gereken İslam dinini Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde öğrenmek ve öğretmek. Geneleksel din anlayışımızı bu iki temel kaynağın süzgecinden geçirmek. Evet. Halkımızı bu iki temel kaynağın kurallarına göre bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Bir de ülkemiz ve dünyamızın itikadi, ahlaki, siyasi ve ekonomik sorunlarına çözüm önerileri sunabilmek. Şimdi ben yıllar önce İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuş bir insanım. Biz bu yapmamız gerekenleri başarabildik mi? Hayır. Bu önemli bir soru. İki, bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilahiyatı temsil eden akademisyenler mi halkımızın üzerinde
daha etkili ve yönlendirici? Evet. Yoksa ülkemizde var olan cemaatler ve de tarikatler mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Benim kanaatim odur ki cemaatler ve tarikatler halkımızın üzerinde daha bir etkilidir. Şimdi siz bir an için felsefi dersler grubunu dışladığımızı, belli bir grubun arzuladığı şekilde Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh derslerini artırsanız problemi gene çözemezsiniz. Çünkü ne felsefe grubu derslerinin artmasından yana olanlar, ne de geleneksel olarak tanımlayabileceğimiz anlayışı hakim kılmak isteyenler de Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde bir İslami anlayışı ikame etme yok. Evet hocam. Böyle olunca da problem bir türlü çözülemiyor. Aslında bu felsefe ile ilahiyat tartışması ilahiyattaki problemleri de tekrar gündeme taşımaya vesile oldu diyebiliriz. Vesile oldu. Ancak evet. Ortada her iki grubun da çıkmazları var. Bakınız, bugün yapılmak istenen değişikliklere YÖK bünyesinde karşı çıkanlar diyorlar ki, eğer felsefe grubu derslerine gereken önem daha bir artırılarak verilmezse, aklı dışlayan, ezberci, estetik yoksunu, sorgulamayan, itaati öncelemeyen bir insan tipi ortaya çıkar. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Eğer siz Kur'an'ın iç dünyasına girerseniz, bilakis Kur'an'ın iç dünyasına girdiğiniz zaman aklı kullanmaya yönlendiren onlarca, yüzlerce ayetle karşı karşıya kalırsınız. Evet. Ve Kur'an'ın iç dünyasına girdiğiniz zaman estetik sizin hayatınızın bütününün bir parçası haline gelir. Evet. Ve eğer siz Kur'an'ın iç dünyasına girer, aziz peygamberimizin bakış açısıyla Kur'an'ı anlamaya çalışırsanız, itaatin vahiyle, olgun akıl ve bilimsel verilerle şartlı olduğunu görürsünüz. Sondan başlayalım. Aziz peygamberimiz Efendimiz'e dahi itaat şartlıdır. Evet. Buraya gelmeden önce haberleri dinlediğimde Mısır İçişleri Bakan Yardımcısının ilgili birimlere muhalefet edenleri vurun, kalbinden vurun, İtiraz sesleri yükselirse bizi kaynak gösterin. Evet. İslam'da böyle bir konu yok. Hocam müsaadenizle tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Felsefe derslerinin çıkarılmasıyla birlikte bunun siyasi ve entelektüel sonuçlarının olacağını söylüyorlar. İşte entelektüel birikimi sınırlandıracak, kısırlaştıracak. Siyasi yönü de şöyle ki, selefiliği körükleyen bir uygulama mı başlıyor sorusu soruluyor. Mesela muhafazakar yazarlar da bölündü aslında. Yusuf Kaplan'ın bir sözünü aktarmak istiyorum Yeni Şafak'tan. Felsefe derslerinin kaldırılması şeriatın maksatlarını hiçe saymaktır diyor. Çünkü şeriatın korunmasını emrettiği 5 temel sutundan biri akıldır. Efendim bakınız, bakınız, bütün bunlar samimi olan, yanlış anlaşılmasın. Evet. Ben felsefe grubu derslerinin, buna kelamı ilave edelim. Evet. Bunlar ders programlarından çıkarılsın demiyorum. Evet. Asla. Benim anlatmak istediğim şu: siz felsefe grubu derslerini bugün yapıyı bir kat daha geliştirseniz,
Evet. Veya bugün ulaşılmak istendiği üzere Kur'an, tefsir, hadis ve fıkıh derslerini artırsanız, evet, İslam'ın özlediği İslam alimi tipini ortaya çıkaramazsınız. Siz daha İkisi bütüncül de, bakıyorsunuz. Tabii, tabii. Hı hı. Bakınız, şimdi diyorlar ki İslam'ın Yusuf Kaplan beyefendi kardeşimizin tespitinden başlayalım. Örneği siz verdiniz. Akıl. Hı. Sevgili kardeşim, akıl, akıl medarı tekliftir Osmanlıca ifadesiyle. Eğer bir kişinin aklı yoksa o yükümlü değildir. Evet. Şimdi bakınız, Kur'an'ın iç dünyasına girdiğiniz zaman, benim üzüldüğüm taraf, felsefe grubu derslerini savunan insanların bir yanlış içinde olduğunu ifade etmiyorum. Hı hı. Ancak onların iddia ettiği gibi değil. Yani felsefeyi eğer yüceltmiyoruz tabii, ancak... Ama şunu söylüyorum. Evet. Eğer siz Kur'an'ın iç dünyasına girerseniz, hı hı, şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'de akletmek, Kur'an-ı Kerim'de tezekkür etmek, Kur'an-ı Kerim'de tefekkür etmek, Kur'an-ı Kerim'de tedebbür etmek, Kur'an-ı Kerim'de tefakkuh etmek ve Kur'an-ı Kerim'de basiretle bakmak ve yargılamak. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bakınız, aklı kullanmak, evet, insanın doğasına kodlanan bilgileri işler hale getirmek, konular üzerinde derinliğine düşünmek, hı hı, ve olayları sebepleri ve sonuçlarıyla tedebbür, evet, incelemek, tefakkuh, bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmak ve yetmez, Kur'an 5 duyu organının gözlemleriyle yetmiyor, bir de basiret diyor. Evet, basiret, yani feraset, iç gözü de devreye, evet, sokmak. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Bakınız, onlarca demiyorum, yüzlerce, Allah'ın bütün bunlar ne olacak? O akletmek, tezekkür etmek, tefekkür etmek ve diğerleri. Allah'ın kudretini, gökleri, arzı, dağları, denizleri, bitkileri, insanın yaratılışını, yaratılışın başlangıcı, evet, ve her an yaratılışın devamı ve o kadar akıl devreye sokuluyor ki. Altı çiziliyor, düşünmek, altı, düşünmek. Bakınız, evet, Allah-u Zülcelal kendi varlığını bile aklın eleştiri alanını açıyor. Son dakikalarımız hocam. Bağlarsak konuyu. Ne diyorsunuz? Bitti mi? Çok derin bir mevzu hakikaten. Saatlerce şimdi bakınız, konuşabilirsiniz. Yani Kur'an, şimdi bizim eksiğimiz nedir biliyor musunuz? Evet. Şunu soralım. Bizim ilahiyat fakültesi mezun olan insanlarımıza sathi olarak dahi baştan sona bir Kur'an tercümesi öğretebiliyor muyuz? Evet. Problem, evet, bu. Problem bu. Biraz daha zamanımız varmış hocam. Uyarı olması aldım. Lazım. Şimdi, evet hocam. Bakınız, inanın hiçbir felsefe grubu, evet, Kur'an'ın kendi bünyesinde aklı devreye soktuğu kadar aklı, evet, devreye sokamaz. Evet. Buna estetikten de bir örnek verelim. Saatlerce konuşabilir. Evet. Yani Kur'an'ın iç dünyasına girdiğiniz zaman, öyle bir estetik anlayışı sizi kucaklıyor ki, bakınız, Kur'an Allah güzeldir, güzeli sever diyor. Göklere bakmaz mısınız, biz nasıl güzel yarattık? Evet. Yerlere bakmaz mısınız, nasıl güzel halk ettik? Ve biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Ve insan yeryüzünde güzellik yarışına çıkarılmak için gönderilmiş bir varlık. Ve Kur'an kendisini sözlerin en güzeli, ahsenül hadis olarak, peygamberin fonksiyonu, işlevi güzelin örneklerini vermektir. Bakın, dehşet verici bir durumdur. Allah'ın rızasına götüren her faydalı, hayırlı söz,
davranış ve işin Kur'an-ı Kerim'deki adı nedir biliyor musunuz? Buyurunuz hocam. Hasene. Evet. Yani güzellik. Evet hocam. İnanın ben bu güzellik konusunu çalıştığım zaman Kur'an-ı Kerim'de yani inanın hayretler içinde kaldım. Evet. Sanki Kur'an sırf insanları inançta, efendim toplumsal aktivitede, giyimde, kuşamda, sözde, davranışta ve işte güzele yönlendirmek için gönderilmiş. Bakınız Kur'an'ın özünü bize Peygamberimiz yansıtırken buyuruyor ki Allah her bir işin ihsan üzere yapılmasını. İhsan kavramı çok önemli. İhsan bunu düşünmemiz nedir kızım? Gerekiyor. Allah görüyormuş gibi evet. içinde evet. güzel yapmak. Fedakarlıkla yapmak. Hocam siz konuya çok bütüncül yaklaşıyorsunuz. Temel problemlerin altını çiziyorsunuz. Ancak acilen alınması gereken tedbirler de var hiç şüphesiz ilahiyat konusunda. O nasıl olacak? Burada evet felsefeye tekrar burada dönersek. Burada gökün davranışı fevkalade yanlıştır. Gök, gök konuyu bilmiyor. Bugün değişikliği savunanların eksiklikleri büyük, soyut olarak felsefe grubu derslerinin artırılmasıyla problemin çözülebileceğini istenen, arzulanan İslam alimi tipinin yetiştirilebileceğini sananlar da büyük bir gafletin içinde. Kur'an, Yaradan'ın kitabına ve bu kitaba aziz peygamberimizin getirdiği açıklamalar eğitimin merkezine alınmadığı sürece evet. iyi bir felsefeci yetiştirebilirsiniz. Ama İslam alimi yetiştiremezsiniz. Evet. Hocam... Siz geleneksel bugüne kadar sürdürülen anlamda efendim bir Kur'an, tefsir, hadis öğrenimini, öğretimini sürdürdüğünüz zaman hiçbir sonuca gidemezsiniz. Evet. Eğer imkan verirseniz bana şu anda savunulan, getirilmesi istenen, hakim kılınması istenen düzen insan fıtratıyla çelişen ve çatışan İslam'ın temel değerlerinden uzak evet. bir yapı oluşur. Bugüne kadar oluştuğu gibi. Böyle de devam eder. Yapılacak diyoruz. Olan nedir bana derseniz. Nedir? Buna geçmeden şuna da vurgu yapalım mı hocam? Felsefenin yanı sıra felsefe dersi kaldırıldı müfredattan. Ancak bunun yanında kelam dersleri sınırlandırılmış. Mezhepler tarihi dersi çok önemsiyorum. Naçizane İmam Hatip Lisesi'nde aldığım bir dersti. Benim seçmeli bir dersti ve sıradan vasat Müslümanların bilmesi gereken bilgiler olduğunu düşünüyorum. Orta Doğu'yu ve tüm İslam coğrafyasını doğru anlama noktasında ilahiyatta hani bırakın lise müfredatında İmam Hatip'lerde ilahiyatta bile bu ders sınırlandırılıyor. Ayrıntılandırılması gerekirken naçizane düşüneceğim. Siz ne dersiniz? Bilemiyorum. Güzel kızım. Bakınız. Yine öze geleceğiz. Kelam evet. nedir? Nedir? Bu önemli. Nedir kelam? Bilmeyenler için. Kelam, bakınız. Geniş anlamda kelam. Son 2,5 dakikamız İslam dininin hocam. İman esaslarını Kur'an ve sünnet kaynakları ortaya olarak Kur'an ve sünnet kaynaklarından yararlanarak ortaya koymak bir. İki, bu ortaya konulan inanç ve de hayata yön veren kuralları akli yöntemlerle sunmak. Evet hocam. Ve de farklı kültürlerle temasın sonucu İslam'ın inanç yapısına ve hayatı yönlendiren değerlerine getirilen eleştirilere cevaplar verebilmek. Evet. Şimdi bakınız sonucu yanlış anlaşılmak istemiyorum. Dün akşam bir programı izledim. İzledim ama öz yok programda. Neyin savunulduğu sanki bir felsefe grubu derslerini artırdığımız zaman problem çözülüyor. Özün altını aslında girişte de çok ayrıntılı bir şekilde çizdiniz. Bir ne daha yapılması, çizeyim. Ne bakınız, yapılması gerekir? Böyle, bununla birlikte bu iş alalım gökün lütfen. İşi değil. Öyle yukarıdan
siyasi bir merkezden alınan emirle YÖK'ün 3-5 kişi ile kavrayacağı, yönlendireceği bir konu değil bu. Evet. Bir. İki. Bakınız. Doğrudan veya dolaylı olarak insanı konu alan bütün ilim dallarından yararlanılması koşuluyla. Evet hocam. Felsefe, sosyoloji, fizik, astronomi dahil bu kaynaklardan yararlanması koşuluyla, hı hı, ama merkeze Kur'an ve sünneti alma koşuluyla, evet, yapacak şuralarla, eğitim sempozyumlarıyla vesaire bir eğitim düzenine acilen ilahiyatlarımızın ihtiyacı var. Bunun adımları atılmalıdır. Allah aşkına nedir bu? Bakıyorum Kur'an dersleri artırılmış. Evet. İki kitaplar değil. Ben Yüksek İslam Mensuru'na geldiğim zaman Kur'an dersinde Kur'an hocasına isyan ettim. Kardeşim dedim, biz 7 yıl İmam Hatip okulunda, ben hafızım. Evet. 7 yıl Kur'an-ı Kerim İmam Hatip'lerde Kur'an nasıl okunur? Nasıl tecvid okunur? Bunu 7 sene göre geldik. Siz hala Yüksek İslam Mensubu'na İlahiyat Fakültesi'nde tasih-i uruf. Allah aşkına, elbette ki bir İslam alimi olma yolundaki insanın veya İslam'ı öğretme konumunda olan bir kişinin Kur'an'ı metninden düzgün olarak okunması esastır. Ama bu işin son derece ilkel tarafıdır. Yani Yüksek İslam Mensubu'na gelmeden veya ilk yılında halledilmesi gereken bir konudur bu. Evet efendim, problemlerimiz çok fazla. Öz yorumlarınızı aldık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Çok sağ olun hocam. Özetle indiğimiz kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Sayın seyirciler, İslam ve felsefe konusunu konuştuk. 24 dakikayla karşınızdaydık. Saat başında Murat Çiçek sizlerle olacak. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.